Sesli Köşe. Nisan 2021, Cumhuriyet Gazetesi, Barış Doster, Karadeniz'deki istikrar ve Montreux. Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim tırmanıyor. Bu da kaçınılmaz olarak Türkiye üzerinde baskıyı artırıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun Ukrayna'yı desteklemesi de Türkiye'deki Montreux ve İstanbul Kanalı tartışmaları da Türkiye'yi sıkıştırıyor. Sorunu anlamak ve olası gelişmeleri öngörebilmek için önce tarafların tutumlarına bakalım. Ukrayna Rusya'yı tahrik ediyor. NATO üyeliğini sürekli gündemde tutuyor. Sıkışınca da ABD'den ve Avrupa Birliği'nden destek istiyor. 2014'ten beri çatışmaların yaşandığı Ukrayna'nın doğu sınırındaki Donbas, Rusya'ya yakın coğrafi konumu, ekonomisi ve sanayisiyle de dikkat çekiyor. Zengin kömür yataklarına sahip, 100 milyon ton kömür rezerviyle Avrupa'nın 4. büyük maden bölgesi. Ukrayna'nın topraklarının %5'i, nüfusunun %10'u, gayri safi milli hasılanın %20'si, ihracatın %25'i bu bölgede. Sınırın iki tarafı da madencilik ve ağır sanayi tesisleriyle öne çıkıyor. Bölgedeki Rus nüfusunun yoğunluğu ve Rusya ile yakın ilişkileri gerilimi tırmandırıyor. Rusya 2014'te sert ve hızlı bir hamle ile Kırım'ı ilhak etti. Karadeniz'in NATO denizi, NATO gölü olmasını istemiyor. Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO üyeliğine karşı çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'yı Baltık Denizi, Doğu Avrupa, Balkanlar, Doğu Akdeniz ve Karadeniz üzerinden kuşatmaya çalıştığını görüyor. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Alexey Yerhov'un, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'nın, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ardı ardına Montreux'le ilgili hassasiyetlerini açıklamalarının ardından, önceki günde Moskova, Türkiye'ye yapılan uçuşları 1,5 aylığına sınırlandırdı. Sebebini COVID-19 olarak açıklasa da zamanlama manidar. Türkiye Karadeniz'de gerilim artarken Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ni tartışmaya açtı. Hata yaptı. Dahası Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Türkiye ziyareti sonrası yapılan açıklamada bu ülkenin NATO üyeliğine bir kez daha destek verdi. Oysa Türkiye ve Ukrayna arasında siyasi ve ticari ilişkileri geliştirmenin başka, bu ülkenin NATO üyesi olmasını destekleyip Karadeniz'de gerilimi artırmanın, ABD'nin Karadeniz'de önünü açmanın başka olduğunu söylemeliydi. Karadeniz'in Karadeniz'e sahiller olmayan ülkelerin konusu olmadığını, Montreux'ün bunun güvencesi olduğunu özellikle Ukrayna'ya çok iyi anlatmak gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri hem doğrudan hem ABD'nin işgal ve saldırı aygıtı olan NATO eliyle Karadeniz'de kalıcı olmak istiyor. Ukrayna üzerinden Rusya'yı sıkıştırıyor. Montreux'ü devre dışı bırakmak, en azından esnetmek istiyor. Karadeniz'e savaş gemileri yolluyor. Ukrayna'yı NATO üyesi yapacağını söylüyor. Ukrayna NATO üyesi değil ama Ukraynaca, İngilizce, Fransızca ve Rusça'nın ardından NATO'nun internet sayfasındaki dil seçenekleri arasına girdi geçen hafta. Bu Rusya'ya açık bir mesajdı. ABD Türkiye'yi daha çok baskı altına almak için farklı araçlar da kullanıyor. Bu kapsamda dün Kanada, Türkiye'nin ürettiği İHA ve SİHA'larda kullanılan ve çok önemli olan askeri teknoloji ürünlerinin Türkiye'ye ihracat iznini iptal etti. Gerekçesi İHA ve SİHA'ların Azerbaycan tarafından Dağlık Karabağ'da kullanılması. Bu koşullarda yapılacaklar belli. Tarihi çok iyi bilmek, Montreux'e kararlı bir şekilde sahip çıkmak, ABD'nin oyunlarını görmek, bölge merkezli dış politika izlemek. Sesli Köşe'yi Yön Radyo'nun Spotify, Google Podcast, iTunes Podcast ve SoundCloud hesaplarından da dinleyebilirsiniz.